3, 2, 1. Merhaba arkadaşlar, ben Kaan Araş. Bugün yanımızda fake hesabın The Pips'in kullanıcısı ve aynı zamanda forumumuzun en büyük Roman Reigns fanı Burak Gür var. Hoş geldin Burak. Eğer biraz sesli konuşursan. Geldim. Sinyal senin evinin önünden arabalar geçiyor bence. Evet, o. O biraz öyle de işte kaydetsin diye. Neyse. O zaman biraz geçen sene gibi güreş konuşalım diyeceğim de gündemde neredeyse hiçbir şey yok. Yok, inşallah bugünkü Rav'la olacak. Değil mi? Rava canlı kalıyor musun Burak? Canlıyız. Güzel. O zaman bir Battleground'daki Triple Threat maç hakkında ne düşünüyorsun? Roman Reis mi var mı? Aa, başka maç mı açıklandı? O artık Triple Threat değil ya. Yani o artık Triple Threat hala. Yo, banlanmadı mı Banlandı da Roman? maça çıkacak. Çıkmaz mı? Ne oldu? Ne oldu şey mi o? Bir ay sonraya yetişiyor mu? Süresi bitiyor mu ceza? Yetiyor. İşte Shield War'un build Ya. up'ında Roman Reigns yok falan böyle muhteşem olay ya. Yok artık. Allah. İşte ne yapacaksın? Kısmet. Harbi baba da banlandı. Yalnız şunu da belirtmeden edemeyeceğim. Forumda müthiş bir yoğunluk var. Hem Royal Rumble, bu arada RPG ekibini kutlayalım bu Değil mi? aktiviteyi sağladığı için. Ya inanılmaz yani, şu an sunucuya bakıyorum, kontrol ediyorum da kendini 3 defa resetlemiş aşırı yoğunluktan, aşırı yüklenmeden ötürü. Sürekli F5 atıyor muhtemelen üyeler. Hani Yani. oyunu çabuk öğrenmek için. Aynı zamanda bilgi yarışması da var tabii. Onun Tabii. da getirdiği bir yoğunluk var. İki organizasyonu yapan arkadaşlara teşekkür ediyorum. Yani geçen sene forum üye girmemesinden yakınlıyordun. Bu sene güzel bir gelişme. Niye girilmemesinden? Foruma. Aktiflik düşük diyordum bir ara. Yok demiyorum canım, öyle bir şey yok. Neyse. Ben maç kart belli değil diyor ya. O maç silinmiş. O maç belli ya. Giriyorum ben. www.com Battleground. Yalnız bayağı iyi kayıt ha. Neyse. Şey olur işte zaten. John Cena vs. AJ Styles. Yürütür şovu yine. Efendim? Şey diyordum. Bana bir şey mi sordun? Pardon. Hayır, şey diyordum işte. O şovda şey olur. John Cena vs. AJ Styles falan olur. İşte yine. Ha, John Cena kazanır. Yani bir zahmet. C Nation. Saygı Sen bir biraz. Cena fanı. Sen Cena fanı mısın? Duruma göre. SummerSlam'da Roman Reigns yenerse ölümüne yani. Yok canım, bundan sonra artık çıkmaz. Sinan uzun süre çıkmaz. Değil mi? AJ Styles'e 5 ay şöyle bir I Quit maça kadar yürür. Last Man Standing. Doğru. Bir Bir tane. işte Lesnar'la bir I Quit maç yapmadı. Onun Ha, o. dışındaki tüm ezeli rekabetlerinde yani I Quit dedirtirdi. I I Quit. Quit. I Quit I Quit. dedirtirdi yani. Ya Lesnar'la zaten I Quit maç yapsa herhalde sabaha kadar bitmez. Undertaker falan karışır yani. Başka türlü bitmez o maç. Cena'nın kaybolması falan lazım Yo, orada. evet bitmez. Ya ben düşünüyorum, Undertaker'la aslında WrestleMania'da seri bitmeden önce bir submission match düşünüyordum da. Cena'yla mı? Evet. Ya yürümez de o be ya. Niye yürümesin ki? Bir tarafta seri olacaktı, diğer tarafta never Yani asla pes etme zımbırtısı olacaktı ne? işte. Olurdu da işte. O da bitmez. Bilmiyorum. Taker ben işte onu yani Taker pes eder doğru. Sen bir şey değil mi? Bu yani 3 F5 atış oluyorsa Ya o konu zaten baştan aşağı fiyasko yani. Ben Brock Lesnar muhteşemdi. Under ya kesin muhteşemdir. Suyumu içiyorum şu an. Undertaker nasıl yenilir hayalimde yani, birçok şey vardı. Hani nasıl seri biter konusunda birçok şey vardı ama 3 tane finisher'ı yiyip de bitmesi yoktu. İşte kalite farkı biraz. Ne yapacaksın? Katılmıyorum. Doğru. Şey. Yani radyo yayınında olduğu için katılmıyorum dedim. Ya off the record olsaydı da sayardım. Biliyorum. Bu zaten o şeyde bitmesi lazımdı ya. Kafesin içinde
Switch Music artık Pedigree'de bitmesi lazım serinin. O, Shawn Michaels'ın Katılmıyorum. hakemi. Nerede bitecekti paşam? Bitmeyecekti bence, Ha, bitmemeli. oldu zaten. Ölecek ringde. Ölecek tabii. Bitme. Ya Triple H bitirse Zaten tabii Lesnar'ın olay olurdu da. bitirmesinden daha çok fiyasko olurdu ya. Overrated Reis be. Ama büyük güreşçi severim. Adam Ya gibi büyüklüğünden adamdır. şüphem yok ama gerçekten Vince çok elini ensesinden çok hiç çekmedi yani. Son 10 senedir falan. 14 kere işte. Sin Son 15. 10 senedir değil. Şu an 2016'dayız değil mi Aynen ya? 2010'a O oho. Undis o gerçekten o yani. O Undisputed şampiyonluğu falan. Yani bilmiyorum ya. Ama alacaktı yani. Triple H onu almazsa olmaz. Koskoca Triple H. İkinci Undisputed şampiyonu kim? İkinci. Bir Jericho işte. İki. İşte iki. CM Punk. Ha şey. İki kemer. Birleşiminin birincisi, ikinci birincisi. İki WWE şampiyonu vardı John Cena'yla. Aynen. Yazında o iş. Kevin Nash falan saldırdı maç sonu. Üf, saçmalık. Ya fiyasko ya. Ciddi Bakayım. manada SummerSlam. Yani ben gözlerimi kapattım, utandım ya. Öyle bir şey olamaz ya. Düşün, CM Punk Kevin Nash'la falan maça çıkaracaklardı. Sakatlandı, son anda Triple H'le maça çıktı. Bir de kaybetti. İyice. Aynen. İyice sıvadılar orada. İyice. Sırf Triple H'i Güçlü göstermek için ya. Yeah. Roman göstermek Reigns için. for life. Ne yazık ki. Ya gerçi ondan sonra Triple H de kayda değer bir şey yapmadı. O CEO muhabbetinden Ha, sonra ayrıldı işte yani. bir geldi kemeri aldı. Lesnar'ı yendi. Ondan sonra bayağı Lesnar'ı yendi. uzun bir süre görünmedi ya. İyi hatırlıyorum. Ne zaman döndü ki? Aa, ben de Sonra The hatırlamıyorum. Miz Arthur saldırısından sonra bir Ay ara o bıraktı. of, John Cena ve Drak versus The Miz ve Arthur. Main event'ti bir de o ya. Ama Tabii. şimdi şu hakkını verelim. Survivor'daki Triple H Kevin Nash maçı gerçekten güzeldi. Survivor'daki TLC'de Sami mi? Öztürk. Ne bileyim, Kevin Nash'le Triple H maç mı Survivor yaptı? serisi. Ya tabii yaptı. Olabilir peki. O hayattan korktuğum bir dönemde. Kevin Nash vs Gerçekten Triple H. kendileriniz ya çok tempolu bir maç yaptı. Ha, hatırladım. TLC'de böyle klik işareti falan yaptı en son hatta. Ha. Bravo Ha. bravo. Güzel. Abicim çok zorladılar. Tamam tempolu maç değildi ama kendilerine hani iyi bir şeyler yapabilmek için yırtındılar yani. Ben beğenmiştim o maçı. Yılların işte uyumu, tecrübesi. Uyumu kesinlikle çok uyumlular. Şimdinin işte Sami Zayn'le Sami, Kevin Owens. Kevin. Ben Sami diyorum. Tabii Sami haklısın. abi. Sami amca yani. Doğru. Yani işte yeni dönemin Dean Ambrose, Seth Rollins'i mesela. Kardeş gibiydiler. Harika dizi. Yürürdü orada. Yani ama işte benzettiğim nokta hani diğer şirkette de Raw'da da iki ismin Aynen güreşmesi. aynen. Hat çok O doğru. uyumdan bahsediyorum yani. Öyle. Brock Lesnar abim de yine UFC 2000'de maça çıkacak ya. Çok seviyorum. Harika değil mi? Valla SummerSlam'ı ekerse ben çok sevineceğim onun adına yani. Aa, yakışmadı bu söz. Yani Mark Hunt, yani Lesnar'a Benim göre fiziği çok düşük de. Bir Mert diye bir arkadaşım var. Bu yaşadığım Alanya'da beraber güreş izleriz falan. Ya tek hayalimiz bizi SummerSlam'e dair tek heyecanlandıran şey Brock Lesnar'ın olası maçı yani şu anda görünen. Yani cidden adam. Zaten SummerSlam, Çünkü WrestleMania. abicim resmen John Cena, AJ Styles'tan mesela ikimiz daha hastasıyız. John Cena oradaki büyük zafere hazırlanıyor şu an ya. Evet. Ya beni inanılmaz rahatsız ediyor bu durum. Şey yapar işte, Luke Gallows'la şeyi, Karl Anderson'ı aynı anda bir AA'ler. Sonra AJ Styles Ya Fenomenal Forearm'dan ondan kaçar. Onda AA artı STF pes ettirir. Tamam işte. Oley. Sonra üç parmak havada yine iki tane. içimi dönüp yatacağım ondan sonra ben de. Ya Kaan böyle konuşma gerçekten. Yani Kapatacağım. yaşanacakları söylüyor. Adam Edge'le Big Show'u aynı anda kaldırdı falan. Hiç unutma. Canım sıkkın bak böyle diyerek. Gerçekler. Ne yapalım? Kaçamıyor insan Katar'dan.
Ben temiz kazanacağını, daha doğrusu bundan sonra bir daha kazanacağını AJ'in mi? Ece Kazanması imkansız değilsin. bu yandan sonra bence yani. Yani hep yaşadığımız olaylar. Hayır, düşünmüyorum ya. Her de şovlarda Ece ayakta kapatıyor. Yani Cena bir yerde bunu rezil etmesi lazım. Böyle olmaz. Kepaze edecek, doğru. Hatta oradan yakalar. New Day falan gelir. İyice karışır. Onlara dalar. Önüne gelen dalar. Şu New Day'de bir kemerleri kaybetsin artık rahatlasak. Sıkıldım. Ya o ürün satışı falan onlar zor. Çok iyiler, çok güzeller. Ben de seviyorum da yani. Kemer kaynıyor arada. WWE Tag Team Champions. Xavier Woods ya. Güzel ama ya title defense'ları falan. Aynen maçlar güzeldi. Bir revival gelse çok seviyorum abilerimi. Onlar da yok olacak. Doğru. O karakterle yürümesi ana kadroda. Ne Ascension'ları gönderdik biz be. Onlar ne oldu şu an ben? Onlar en son biri ceza aldı. Geri döndü. Galiba en son. Çünkü WWE fotoğraf atmış ikisini yine yeniden. Karanlık bir yerde. Haydi. Zaten hep karanlık adamlar ya. Yani değil mi? Yani ben de sana arada soru sorayım iyice. Şey oldu. Forumda hemen gördüğüm bir soru. The Miz'in rakibi kim olur şeklinde. Ne düşünüyorsun? Kendisi film çekimlerinde yok ortalarda. Dumiz'in rakibi bundan sonra Dwayne Johnson olur yani Hollywood. Değil O en uyumlu rakibi o Hollywood'dan. mi? Başka yok galiba. Dolph Ziggler falan olur. Şey, WWE stüdyolarının filmlerinden. Hemen. Dean Ambrose falan. Rusev'in Ya rakibi kim olur var hemen altında? ciddi manada kâr ediyor mu bu WWE'nin filmleri ya? Valla bilmiyorum da yani ediyor herhalde izleyen var ne Hangi bileyim. salak izliyor acaba? Ya kusura bakmasın forumda izleyenler varsa da ben bir Agent filmi vardı, bir polisiye filmi vardı Agent. Çok sıkıldım ya. Ya niye çok sıkıldım? PG yani. Filmler de PG. Herhalde ya. Yani. O ya çok sıkıcı ya. Çok olacak işte. Triple H'in filmini izledim. İşte suç, gizem, mizem, paranoya değişik bir filmi vardı. Çok sıkıcıydı. Güzel değil. Yani cidden hiç iyi film var mı? Öyle bildin. Kane'in vardı bir tane. Big Show'un bir komedi filmi vardı. Ha. İşte Neyse yine ben izlemiyorum. Dwayne Johnson'ın yaptığı filmler var işte. Hiç sevmem kendisini ama. O da şey. Ya o bak. O Dwayne çok çok Johnson büyük o adam. O saygım sonsuz. Hızlı ve Öfkeli 5'e kadar doğru düzgün filmi yoktu Yani Dwayne gerçekten Johnson'ın. şey Akrep Orada Kral. ha, ya bir Akrep Kral var işte. O 2001-2000 Royal Rumble kazandı sen. o sene bir Akrep Kralı var. Ondan sonra Hızlı Prens ve Öfkeli 5'e kadar yani çektiği filmler hep fiyasko ha. Prenses falan oluyor. Çok Disney kötü ya. filmleri. Ah be Siyan Park. Allah Allah yürü ya kulum demiş işte Hızlı ve Öfkeli de ondan sonra yürüdü yani o sana neydi filmin adı? Neydi? San Andreas mıydı neydi? San Andreas mı? Dwayne Johnson. Aynen. San Andreas'te film. Şey mi? Şeyden önceki filmleri mi? Yok yahu şu son güzel bir filmi var ya. Ha aynen San Andreas. Doğru. Aynen ondan bahsediyorum. Yeni filmi yine 2017'de iki tane filmi çıkacakmış. Evet o şimdiden duyurulanlar. Yani bir de Hızlı ve Öfkeli 8 ile şey İyi Baywatch var. iyi kazık attı ha şeyi de çivi çaktı yani. Hızlı ve Hızlı Öfkeli ve Öfkeli ya 6, 7, Hızlı ve 8, Öfkeli 5. 5'te olmasa şu an hala yani belki de tam zamanlı güreşe dönmüştü yani. Ciddi diyorum ya. Çok kötü yani Hollywood kariyeri o açıdan. İşte şey kurtardı. Hızlı ve Öfkeli de yani adam bayağı film sığdırıyor bir de oraya. Çok film çekiyor. Ondan öncesinde yok işte İşte canım. Senede bir film, iki film. G.I. Joe falan vardı bir de. O, ama 5 Hızlı ve Öfkeli 5'ten sonra o. Aynen. Hani 2011-2013 işte. Aynen eski filmleri akıllı ol. Yok Mumya'nın dönüşü. İlginç ilginç şeyler ya. Chatham. Neyse. Şey hakkında ne düşünüyorsun? Bu NXT'de yeni başlıyor. Hani okuyamadığım için şu an rezil olmak istemiyorum da. Ne? Ya bizim o kilosu hafif olan arkadaşlar var ya onların turnuvası. Konuşamadım. Böyle indie starları falan gelecek.
Hani Tajiri falan geri dönüyor. Allah Allah. Hiç haberim yok. Hiç haberin yok. Vallahi yok. Harika. Sonra John Cena falan laf ediyorsun, ben anlamıyorum. Ya NXT TakeOver hiç kaçırmam da. Ya tabii O TakeOver'dan TakeOver. Light Heavyweight mi diyorsun? Ya onun işte şeyi. Heavyweight Cruiserweight değil ha. galiba. Cruiserweight ha. Aynen. Cruiserweight. Aynen onlar. Onların turnuvası var işte. Şey var. Zack Sabre Jr. falan. Böyle kaliteli adamlar. Güzel Ya yani. var ya, mutlu Sadece olurum ben. ring Uçan içi kaçan efsane adam, olacak. uçan kaçan adamları, ondan sonra tempolu güreşi sevdiğimi zaten neredeyse her yorumumda belirtiyorum. Hani maç değerlendirirken ilk aldığım kriter Tempo. maçın temposu. Bir, iki teknik kalitesi. Üç, işte Hiç. ondan sonra senaryo kalitesi. Yani o NXT'de yok mesela sonuncusu. Yok ya O ama. da direkt Sami Zayn Nakamura kitle hadi. Fight forever. Joe. Joe, Joe, Joe. Kemeri de çok güzel kazandı ya var ya abim. TNA'den işte favori güreşçim Joe ile AJ AJ. Styles. Bir de Anderson var da tabii o WWE'ye çok uzak. Kennedy. Zannetmiyorum geleceğini. O gelmez ya. O zaten Triple H falan. Orton'la yani Araları şeyler bozuk. takışıklar tabii. O Orton'un sakatlandığını hatırlarsın 2010'da. Hı. Twitter'ına iyi bir adam olsaydı sakatlanmazdı yazmıştı Anderson da. O adam da çok büyük güreşçi olacaktı WWE'de de işte. Ya Şartlar. sakat kendisi. Aynen. Kendisi çok sakatlanan bir güreşçiydi ama şans Çantayı falan işte. da aldı. TNA hani çantayı devretti yani. Aynen. Ece mi Aynı Edge. devretmişti? TNA'de hiç sakatlanmadı. O da işte. Hiç yani. O daha büyük şanssızlık. Ama gerçi güzel bakış açısı. Ama WWE'nin tabi çalışma temposu çok daha fazla. Onlar zaten. Bir günde geçen okudum, Dean Ambrose bir yerde şovu açmış. 2 saat sonra bir yere main event'e gitmiş falan böyle. Acayip yoğun çalışıyorlar yani. Sakatlanmalar normal. Ben hatta ilk Roman Reigns banlandı diye duyunca şey düşündüm. Acaba uzun süreli tempolu güreşti. Hem Çok dinlenmesi yoğun için. bir aynen. Çok yoğun bir takvimden çıktı. Acaba dinlendirilmesi için senaryo mu diye düşündüm ilk etapta. Şey de olabilir. Şimdi bu hani çok artık yani istenmeyen adam ya seyirci tarafından. Evet. Bu geri dönünce bir belki oley yani bir cheer falan alma herhalde. Çok özellikle şey mi olacak? Çünkü maça da çıkacak. Yani pek şey olduğunu düşünmüyorum ben onu. Yani senaryo içinde olduğunu düşünüyorum ben onu. Sence? Valla eğer senaryo dışıysa kendi ayağına sıkmış Reigns. Yani Başka bir ama ihtimali yok. senaryo dışı olsa maça yeniden çıkardılar mı ki yani? Çünkü şeyden Money in the Bank'ten önce de haberleri varmış. Yani aslında olay şeyden önceymiş. Money in the Bank'ten önceymiş işte. Ondan sete kaybetti zaten temiz. Olabilir. Sorun neymiş ki? Uyuşturucu. Testi Marihuana geçememiş. mı? Marihuana mı yoksa Ya, kokain gibi bir şey mi? steroid de olabilir, ona emin değilim. Ya steroid hepsinde var da. Ya mesela ben Orton'un O gene testinde marijuana tespit edildiğini okumuştum. Ona rağmen federasyon herhangi bir yaptırım uygulamadı. Hani genelde kovuyorlar. Direkt hatta hep kovuyorlar da. ya da Jack Swagger gibi işte dolaştırıyorlar orada. Ya Jack Swagger da hani bilmiyorum. Hani, TNA'ya gider korkusundan ötürü birçok güreşçisini tuttu yani. Şu anda o kadar güçlü değil ama TNA'de bir tehdit sonuç itibariyle. Yani birinci ikinci global şirket. Öyle de. Hala Matt Hardy falan main eventliyor. Gerçi iyi iş yapıyormuş herhalde. Öyle görüyorum ama pek. Vallahi Slammiversary Series'i izlemedim ama Açıp izlemediğim için ben de hiç. iyi diyorlar. Yani izleyen arkadaşlardan iyi geri dönüş aldım. Güzel. Artık sorulara geçelim diyecektim ki Olur. Ramazan davulcusu. aynen. O da var. Bir de forum kası. Açmıyor şu an. Yo iyi. Mobilden gireyim. Açmıyor çünkü. Mobilden giriyor mu ya? Abi gecenin bir yarısı 90 tane üye çevrim Oo. içeyiz. Mobilden çökmüş site. Giriyor da geç giriyor. Direkt 502 şey ney? Time
BetGTV aldım. GTV. Ha, BetGTV yani. Hadi bakalım, inşallah sorulara geçeceğiz. Bu da off record'taklar gibi bir şey oldu. Röportaj şeydi ama. Hadi bakalım. Oğlum. Aha. Davul sesi de gerilim müziği gibi. O aslında biz ışıklı şey yapmamız lazım ya bu. Neyse hadi bakalım, başlıyoruz artık. Biraz 6. yaşa da girdik şu saatlerde. Biraz Oğlum alt. Davulcuyu gönderdim. davulcunun kafasına taş mı attım? Bir anda sesi kesildi. Hadi bakalım. O zaman ilk sorumuza başlıyoruz. Hazır mısın? Hazırım. İlk sorumuz Sinan isimlerimizden gelmiş. Geriye dönme şansınız olsa forum için hangi seneye geri dönmek istersiniz? De bir iki sorusu var, bu birincisi. Evet. Hangi seneye dönmek istersin? Bir cevapla da ondan sonra tekni sor. Vallahi hiç düşünmedim ama forumun her senesinin farklı bir güzelliği vardı ama Hadi bakalım. galiba 2012, hani güreşle alakalı bir cevap olacak bu. Çünkü 2012'de Rock Cena feudundan, özellikle Road WrestleMania'daki senaryolardan inanılmaz keyif almıştım. O zamanlara dönmek isterdim. Tabi bu kadar aktif değildi. O zaman Ya o forumda zamanlar. günde 400 mesaj atılıyordu yani. Maksimum 400'dü. Şimdi bir saatte 1200 mesaj. Ha yani görüyorsun Bir artık. konuya. Girilmiyor yani foruma. O Aynen. kadar yoğun ki. Girilmiyor. Sunucu kendine reset atıyor falan. O 2012 olurdu cevabım ama güreşle paralel bir konu yani. O zamanların formu daha iyi olduğundan değil. Ve ikinci sorusu da eski zamanlardan dönmesini istediğiniz üyeler. Buyurun. Valla eski zaman ya yani Seven Load ekibinin, hani güreşi bırakan Seven Load tayfanın hepsinin dönmesini isterim açıkçası. Hepsi çok şen şakrak muhabbeti olan insanlardı ama bir dönem sonra tabii güreşten kopuyor. O tayfa İnsan zaten ne var, sigara tayfa içsem efsane balkondayım gibi. başlardım herhalde yani. Craig'in yanına. Yani o tayfanın dönmesini isterdim. Evet, güzel yani, ben de baya. Sen Danke. de o tayfandasın. Ben son kalanlardan işte. Aynen. Danke SC. Yani böyle değilse kusura bakmasın. Danke schön galiba. Danke, yani büyük, yani emin değilim. Almanca Ay, o iyisin. ya. Dalgayı bırak. T'yi aldım. Forumu kurmak nereden aklına geldi? Bu kadar insanı bir araya getirdiğin için mutlu musun diye sormuş. Vallahi forumu kurmak, Ya. tanırsın Kaan Özkan'ı. Yeah. Seven Load'da o dönemler çok işte avya saldırısı Of. dediğimiz muhabbetlerden oluyordu. Yani bugünkünün Ha. 4-5 katı, 10 katı öyle bir şey. Dünkü hiçbir şey. O konu Aynen. hakkında da konuşacağız. Ya Aynen. bugünkü haftada bir tane salağın biri geliyor, bir şeyler hareketler yapıyor. Biz yani biz de eğlendiriyor. Kendisi eğleniyor mu bilmiyorum ama. Kaan demişti hani kendimiz bir tane forum kurabilir miyiz abi demişti işte kendi kurallarımızı koyabileceğimiz güzel güzel tatlı tatlı güreş tartışabileceğimiz vesaire. O etapta kurmadım. Evet. Davulcu geldi. Evet, davulcu başladı. Seven Note tayfada O etapta kurmadım ama daha sonra aklımda vardı hep böyle bir şey. İşte 28 Haziran 2010 tarihinde temellerini attım yeah. Güreş Türkiye'nin. Neydi o zaman? Wrestling One Up değildi. Hayır. O zaman neydi ismi? Garip bir şey değil mi? WWE Turkey The Up'tı. Ha, Dwarf. Bir de şey işte. Bedava. Heh. Bedava forum servisinden kurulmuş bir forum zaten. Yani çok bir Aynen. şey beklemiyor. Aynen. Güzeldi ya. Kimse yoktu falan böyle. 10 kişi. Ya 10. Civar. Bir de bu kadar insanı Ya bir... Ha, söyle. mesela şu an hani 70 kayıtlı üye diyoruz, çevrimiçi diyoruz ya. O zaman forumda online olan yani son 5 dakika içinde şu an 70 ise o zamanlar 2'ydi, 1'di yani. Çoğu zaman 1'di. Hatta Kendi ya başına birçok takdı. zaman yoktu yani. Millet mesajını atıyordu bak mesela. Yeni 10 tane konu açılmış değil mi? Aynen. Mesajını yazıyordu 10 konuya, ondan sonra çıkıyordu. Bir gün sonra girip bir daha mesaj atıyordu. Şu an güzel bir davul sesi. Gerçekten sesimi bastı böyle. Bence ben duyamıyorum. Diye bir cevap verdim ama. Böyle bir şey yok ya. Kısa bir ara. O daha burada.
bilgi gibi. Şu an. Tam şu an bitti. Yayın devam ediyor mu? Evet. Güzel. Ya, olacak iş değil ya. Araya müzik aldık. Yani. En güzel kaliteli yayın işte. İkinci sorusu var. Cevaplamadım bunu hala. Bu kadar insanı bir araya getirdiğin için mutlu musun diye sormuş. Çok mutluyum. Davulcu kadar mutlu değilim ama. Geri geldi. Yani karpuz kabuğu var. Kulaklık var vallahi zor diyor. Abi, benim direkt kafamın içinde çaldım. Abim geldi geri gidiyor. Başka sokağa gitmiyor. Sizinki zengin sokağı galiba. Bizim burada insan yaşamıyor pek ama. Allah neyse. Mutlusun o zaman bu kadar kişi bir araya getirdiğin için. Diğer soruya geçiyoruz. Evet yine formun en iyi yılı sorusu. Yine aynı soru. Bundan daha önce bahsettim sana. Formun en iyi yılı hangisi diye sormuş yine arkadaş. 2012. Ya en iyi yılı demeyelim de benim en çok keyifle yani WWE'nin de etkisi var tabi bu konuda. Keyifle takıldığım sene WWE senaryolarından ötürü. Ama şu anda da aynı senaryolar olsa aynı keyifle takılırdım. Versito sormuş. Geri dönme bir hikaye miydi yoksa birden mi oldu bu geriye gitme işi? Formun. Yok abi ya. Hakkında. O çok acayip bir konu. Benim bilgisayarımda şöyle bir şey var. İlk olayın teknik hatasını anlatayım. Bizim sunucumuz bir tane serverdan başka bir servera taşınırken yedek alma işleminde bizim yedeğimiz hatalı alınmış. Güncel yedeğimiz hatalı alınmış. Evet. Güncel yedeğimiz hatalı alınca yeni server'a kurulduğu zaman forumda ilk bazı üyeliklerin yok olduğunu gördük. Nedir diye araştırırken işte o arkadaşlara yeni üyelik almasını söyledik. Tabii ben araştırıyorum. Bu arada da şey oldu. Sunucuya reset attım. Reset atınca şey dosyası bir daha forum dosyaları bir daha çalışmadı. Hani çalışan da yani düzgün çalışıyormuş gibi gösterilen de hani ön bellekte kalan bir görüntüymüş aslında. Düzgün çalışmıyormuş. Ondan sonra ne yapacağız diye düşünüyoruz. Bizim son yedeğimiz benim bilgisayarımdaki son yedekte o tarihe tekabül ediyordu. 2013'ün 2014'ün Eylül'ü mü? Aynen öyle. Eylül'ü. 2014'ün Eylül'üne tekabül ediyordu. Mecburen onu oradan, yükledik. Oradan. Aynen. Tabii bir duyuru yapmak için zor bir zamanlardı. Birkaç gün öyle kaldı çünkü. Tabii bizim için bitmedi. Forum öyle devam etti. Dalgaya alan üyeler oldu işi. Hani Dem Baba transfer olmuş vardı Beşiktaş'a. İşte iyi gol atar Beşiktaş Arsenal maçının tartışma konusu dönüyormuş tam bu yedek alındığında. Bence kaybedeceğiz. 90'da gol kaçıracağız falan diye. Yani gol yapan iyi ki yerler... aktif değilmişim o zamanlar yoksa. Ya ciddi manada hani yanımızda olmayıp dalga geçen üyeler de oldu. Tabii biz bizim elimizdeki çalışmayan güncel şeyle dosyayla forum dosyalarıyla çalışan eski yedeğin dosyalarını birleştirdik. Ve yeniden herkes mutlu. Ve güncel bir şekilde devam ettik. Çok şükür, şükürler olsun yani. Yaşasın. Şimdi sıradaki sorumuz da indie ismini okuyamadım. Evan Bourne abimizin adamından geliyor. 30 yıl sonra da forumda aktif olarak adminlik yapacak mı? Valla 30 yıl sonra... 54. Forum aktif olur mu bilmiyorum yani. Bir de o var. Çünkü hayır forumun kapanıp kapanmaması konusunda şunu temin edebilirim. Ben sağlığımı kaybetmediğim sürece forumdaki aktiflik devam ettiği sürece forumda yaşam sürecek yani. Forum devam edecek ama güzel. Ben bir süre sonra Türk profesyonel güreşin hani o aktifliğini mi şeyini mi? Yani enerjisini. Amerikan güreşi netin adı. Hakan Aktaner'ın sitesinin adı. İnternet yazayım. Hakan Aktaner. Hiç hatırlayamadım. Güreşmenya. Güreşmenya zamanlarına o karanlık döneme tekrar gireceğini düşünüyorum açıkçası. Çünkü takip eden
sayısı, bakmayın forumumuzun üyelerinin çoğaldığını ama gittikçe azalıyor. Bizim tabii yönetim olarak 3 tane asıl amacımız var. Aktifliği devam ettirmek, üye sayısını yükseltmek ve yarınla ilgili diğer sonraki zamanlarla ilgili planlar yapmak. Bu üçünü devam ettirmeye çalışıyoruz ama Türkiye'de yani sayısı belirgin olacak şekilde düşüş var. Progressing takip konusunda. Neyse bakalım. Gidebileceğimiz yere kadar gideceğiz artık. Yani o tabii amacımız. Daryl Dixon. Tam olarak yazdığını okuyorum. Evet reis, bu soruyu ne zamandır bekletiyordum demiş. Hayırdır inşallah. Forumda 6 sene boyunca en çok kimden nefret ettin? Ya kin güden bir insan değilim ama gerçekten değilim. Yani biliyorsun neler neler yaptım mesela Numan. Hadi Numan'la aramız iyi olduğundan söyleyelim. Affetmeyecek insanlar değiliz ama hem bana hem foruma hem yönetime saygısızlık yapan insanlar oldu. İsmi bende kalsın yani birkaç tane var. Tam o zaman böyle kapalı politik bir cevap. Zaten şu an forumda bulunmuyor o insanlar. İnsanlar hanıları parantez içine koyuyorum. Güzel. Ve FBI sormuş. Rihanna fotoğrafından odaklanalım soruya. Güreş Türkiye kaç yaşında ergenliğe girecek? Ergenliği attığımızı düşünüyorum ya. Dışarıdan amatör ama kendi içinde profesyonel bir yönetimi var. Ya iyi çalışıyorlar. Farklı departmanlara ayrılmış birçok birimi var. İşte incelemedir, Spor kısmı. haberlerdir, spor geç, bir booker'dır Aynen. falan. Farklı Çizge departman. mizge o muhabbet. Ha, güzel çalışan işleyen mekanizmaları var yani. Bunun Güzel. için ergenliği attığımızı düşünüyorum. The Future Nightmare sormuş. 6 yıldır devam eden, Türkiye'de güreş kalbi olarak nitelenilen bu forumu kurduğunda bugünleri hayal etti mi? Demiş. Bugünleri Hadi ha, bakalım. çok büyük bir şey başarmadık yani sonuç itibariyle var olan bir yapının daha iyisini kendi tarafımıza çektik. Biraz devamlılığı da sağlık aslında Ha, bu forum. devamlı ha tabii. Sevenload'da zaten bir forum vardı sen de biliyorsun. Aynen. Oranın iyi taraflarını aldık kendimize yani. O zaten hayal etmiyorduk yani vardı öyle bir şey. Su içtim. Afiyet olsun. Teşekkür ederim. Yine bir unutamadığı yıl sormuş zaten bunu. Artık aynı sayfada üçüncü kez okudum. Evet. Burak Carlos. Ben işe biraz da business olarak bakıyorum. Bu kadar üyeyi nasıl topladın? Yani Domaine'e kaç lira verdin? domain 30 lira galiba yıllık. Yıllık. Güzel. Üyeyi nasıl topladın? Yani herhalde onu açıkladın zaten aslında. Yani üye artık Google'da yazınca, güreşle ilgili bir terim yazınca biz çıkıyoruz yani. Facebook'ta sağ olsun Onat bizle ilgili birkaç kelam etti. Oradan da iyi katkı aldık. Onun dışında Rumble'da falan chatbox'ta birkaç tane Güreş reklam Türkiye. Aynen. amaçlı mesajlar olmuştu. Ya öyle üye toplama peşindeyiz yani bu devam ediyor. Aktiflik ve üye sayısı konusunda hedeflerimiz var. Yükseltmeye çalışıyoruz yani. Bir de daha bu ilk iki soru söyledi. Diğer ikinci soruları da. Forumu hangi yazılımdan yaptın? Pardon. Ebullettin. Ebullettin. Ve reklam verip para kazanmayı düşündün Vallahi mü? reklam alıp diyecekti galiba. Yani bence de. Reklam alıp reklam işinde para yok üzgünüm. Keşke olsa da yani forum masraflarını karşılayabilsek. Bugün aylık 95 lira server ücreti var. Tabii öğrenci adam. Yani Özel üniversite. çalışıyorsun. Yani burslu okuyorum. Yani o kadar giriyorsan hadi ben de söyleyeyim. Ama işte dediğim gibi ya bir geliri yok o işin. Olsa da yapsak yani. Değil mi? Yani şu anki aktiflikte zaten yürüdük öyle bir şey olsun. Haftada ya Immortal Fatal Crew sormuş. Haftada kaç kez nargileye gider demiş. He koymuş sonuna o. Tütün ve tütün ürünleri kullanmıyorum. Adamlık. Forumda aktif olarak gördüğü isimler kimler? Sinan. Mesela. Forumda aktif olarak gördüğüm isimler. Yani ben de anlamadım soruyu mu? Yani bazen bakıyorum yani o user GP'de bu ayın forumda üyeler
kısmından okuyorum yani. İsimlere bakıyorum. Çok aktif insan var yani, şimdi ikisini söyleyip geri kalanını söylememek hoş olmaz. Birçok aktif üye var. VIP'de olduğu gibi normal üyelere de serbest bir alt forum açılamaz mı demiş. Açılamaz çünkü kontrol altına almamız mümkün değil öyle bir durumu. Ben VIP olayım, şu alt forum olayını merak ettim. Ayrı bir formu var yani. Rahat rahat takılıyorlar, Ha. kuralsız. Aha. Şey. Tamam. Ve işte soru, biz son sorusu da bu. Trolleri komple def edecek bir formül var mı demiş. Var. Öyle bir formül var işte. Senle daha önce konuştuk. Cuma günü Türkiye'ye kesin dönüş yapıyorum artık. Tam zamanlı olarak Türkiye'ye dönüyorum. Türkiye İletişim Başkanlığı mı? Türkiye İletişim Dairesi mi? TİP diye bir kuruluş var biliyorsun. Bunların mecliste düzenlettiği bir yasa var. Şu an resmi gazetede duyurulmuş. Siber Suçlar Kanunu diye. Bu tür işte kurallı platformlara da saldırı yapanlar, işte troll yapanlar veya küfür edenler, kuralları düzenlenmiş kuralları bozan insanlarınla ilgili işlem yapıyorlar. Parayı cezası var. 975 TL mi para cezası var. O troll saldırıları yapan arkadaşların IP kaydının hepsi bizim zaten haznemizde bulunuyor, envanterimizde bulunuyor. Türkiye'ye geçtiğim zaman da işte attığım maili, yolladığım dilekçeyi, verdiğim dilekçeyi, IP numaralarını ileteceğim. Ya hatta teşhir bile edeceğim isimleriyle, o arkadaşları teşhir bile edeceğim. Artık ondan sonra kendi suçsuzluğunu kanıtlamak için uğraşsınlar. Yani 18 yaşından büyüklerse kendi iradeleriyle kendi suçsuzluğunu kanıtlamak için uğraşabilirler. Ama küçüklerse aileleri de tabii müdahil olacak bu durumda. Ama beni aramasınlar yani, işte şikayetinizi geri çekin falan diye yalvarmasınlar da bana. Öyle olacak. Ya yani böyle bir trollerin önüne geçeceğiz. Çünkü hani bize zarar vermiyor, bizi rahatsız etmiyor ama Yani bir yerden yani sonra da yani. dayanılmaz oluyorlar yani, gerek yok yani. WWE Türkiye'ye geliyor deyip de nah çeken kadın fotoğrafı, nene fotoğrafı koymanın manası yok yani. Biz bunları çöpe taşımakla uğraşmayacağız ya. Yani üyelikleri biz onaylı alıyoruz şu anda. Neden? Onların keyfi yüzünden. Ya yani bunlar Yani. cezasını çekecek. Emin olabilirler. Bu Güzel. sürecin arkasındayım yani. Kesin sözümü vereyim. Güzel. Bundan da artık gerekli yerlere mesaj gitmiş oldu. Tyler Black sormuş. Hiç forumu kapatıp inzivaya çekilmeyi düşündünüz mü? İnzivaya, şu an inzivadayım zaten. Bir yönetim Harbiden. kurulu var. İş, Bir iş yönetim yapmıyorum forum. kurulu Yakaladım beni falan banlıyorsun işte, tamam. ha işte tabii. O O kadar. en büyük yaptığım şey. Ya şu an bir yönetim kurulumuz var. Yönetim kurulu başkanı var. Yönetim kurulu delegeleriyle ortak kararlar alıyorlar. Bir stratejiler geliştiriyorlar. İşte organizasyonlar düzenliyorlar. Forum içinde işte 6. yıl şenlikleriydi falan fasafiso. Yeni bir yönetim var. Yönetimin kendi içinde hedefleri var. İşte bu senenin en aktif, tüm zamanların en aktif yılı olmasının bir sebebi var yani. Arka Yani. alanda bir çalışma yapılıyor tabii. Bu kadar aktif mesaj sayısı, konu sayısı, üye sayısı, bunlar sebepsiz yere artmıyor yani. O arkadaşlar çalışıyor, onlara da teşekkür ederiz. Eskilere, yenilere, herkese, emeği geçmiş herkese. Garip bir soru yine aynı arkadaştan. 6. sene özel en sevdiği konuyu açıklayabilirim. 6 senede açılan tüm konulardan en sevdiği. Gece konusu. Yarış Türkiye gece konusu yani. Bize Sevenlot'tan devreden Aynen güzel tek bir gelenek. aynen. Çok güzel bir gelenek. Artık bir forum güne. Bak gene son 10 konuda gece konusu var mesela. Kaç mesaj almış bakayım. 126.898. 5 senedir. 6 senede. Yalnız bu 5 senelik ya şey. Ha pardon, Bir doğru. sene şey. Doğru, bir sene şeyde kaldı. O yedeği de kurtarmaya çalıştık ama vermediler. O kadar değil. O kadar değil aynen. Yine bir dördüncü soru, üçüncü sorusu. Ne olacak Güreş Türkiye YouTube sayfasının hali? Radyo yayınlarını oraya taşı... Ya radyo İşte yayınları bu oraya taşınabilir mi? bu şeyi oraya yükleyeceğiz. Ha, Yani şifreyi böyle alayım. bir söylemiştim artık. Yüklersin sen de. Tamam. Ya Bakalım. ama Türkiye'ye dönüşte de içerik, ben biraz sorumluluk alacağım o konuda.
Peki. Kendim program yaparım. Bazı Wow. arkadaşlara teşvik ederiz. Güzel. Ama para kazanmak için değil tabii O yani. şey Zaten. be. Maksat eğlence. Hobi, Aktif hobi. olsun. Ben de bunu aslında bir... Neyse boş ver. Onu söyle. Sonu söyle. Sanover sormuş. Forum geriye dönünce ne yaptı? Vallahi çok hani bir hikayesi yok yaptığım şeylerin. Hani 3 gün Beyza. içtim, 5 gün yattım gibi bir şey yok. Ya eyvah dedik tabii. Uğraştık. Birkaç tane yazılımcı arkadaşım var. Onlarla uğraştık. Sağ olsun buradan hani duyacağını zannetmiyorum ama Güzelnet.tr hosting sahibi Cihan Nimsi Bey var. O da çok yardımcı oldu. O yaptı yani. Ne yaptıysa. MG42 yani yine bunu aslında cevapladın. Formu bırakacak mı diye sormuş. Ben forumu bırakacağımı düşünmüyorum. Güreş takip etmeyi seven bir insanım çünkü yani. Onun için takılırım yani. Şu anda üye gibi takılıyorum zaten. Tek Aynen. bir karar mekanizması bende değil artık. Bu son 2 senedir de böyle. Ya ben Doctor ha. bıraksam bile ha amacım şuydu yani. Ben bugün offline olsam hiç olmasam bir ay Eksikliğini kendi hissedilmez mi? hiç yani bir yılda olmasam 6 ayda olmasam kendi işleyen mekanizmaları var yani forumun sorumluluk sahibi arkadaşlar var. Bir yönetim kurulu başkanı var en başında Alp. Orada çok sevgilerimi gönderirim. O da çok çalışıyor. Evet. Sıradaki sorumuz doktordan geliyor. Doktor MK. Diğer güreş forumlarını patır patır dağılırken Güreş Türkiye'nin ayakta kalmasına başlıca etken nedir? Demiş. Cevabı az çok biliyormuş ama verecek cevabın formdaki ciddiyetten ve kurallardan rahatsız olan kişilere ayrı bir cevap olması için sormuş bu soruyu. O zannedersem forum kurallarına dikkat çekmek istemiş. Hani taviz verilmemesinden vesaire. Doğru. Onun da etkisi vardır ama bizim önceliğimiz şu anki yönetim bilmez. Çünkü çok aktif zamanlardayız. Gerek duymuyoruz ama mesela bizim geçtiğimiz sene alınan bir karar vardı yönetim kurulu toplantısında. Günlük hafta içi minimum 800 mesaj bir içerikçi ekibi oluşturuldu. Onların eğer forumdaki aktiflik düşükse günde açacağı minimum 80 konu. O içerikçi ekip şu an dağıldı tabii. Şey Yani. oldu. Ya aktiflik çok Aktiflik fazla fazla. olunca artık ihtiyaç duyulmadığı için o içerikçili arkadaşlara da çok teşekkür edelim. Bir plan program çerçevesinde ilerliyoruz sonuçta yani. Onun için iyi devam ettiğini düşünüyorum. Tabii forum kurallarının uygulanması konusunda da Ama. etkili bir yönetimimiz, ciddi bir yönetimimiz oldu hep. Aynen. Şimdi ben şarjım bitiyor. Bir taşınma sürecindeyim. Bir saniye. Çok yayın ortasında oldu ama. Evet geri geldim şu an. Tam Evet, şu an. ne yaptın? Hoş geldin. Hallettim. Evet bildiğinden geçen seneyi tekrar eden bir soru. Beni seviyor musun demiş yeniden arkadaşımız. Efendim? Dinlemiyor mu? Şey. Ses gelmedi, evet, Ha, dinliyorum. şu an geliyor mu? Geliyor. Bildiğin sormuş. Geçen seneyi tekrar beni seviyor musun diye. Evet, herkesi seviyorum. Onu da seviyorum. Bir de spoiler'da bir şey var. Açtık. Ha bu bir şey yapmış, video atmış. Neyse. Askere edince forumu kime bırakacak? Zaten bunu yani dediğim gibi Cevapladık. ben olmasam da bir yönetim kurulu var. İşleyen mekanizma var. Neden RPG oynamıyor? İlgi duymuyorum ya. Herkesin bir zevki var. Bizim beni açmıyor pek RPG. Patron kim demiş bir de? Patron bir kişi değil. Daha önce bir kişiyi patron yaptık. Yani daha doğrusu bir kişi RPG yöneticisi oldu ama ne oldu? Senaryoya giremeyenler, işte ne bileyim promo kesip kemer alamayanlar falan şeyi suçladı. Oradaki insanı, kişiyi suçladı. Bize şöyle bir fikir geliştirdik. Bir hesap olsun, bir genel menajer olsun. Genel menajer üzerinden ekip o hesabı yönetsin. Bir RPG ekibi var. O patron hesabını yönlendiriyor. Güzel.
Güzel bir şey. gizlilik yok yani o konuda ama RPG ekibindekiler tabii ki gizli. Bir The Hitman sormuş. Bu şaka sorusu bu. Reklam gelirini komünizme uygun olarak bölüşmeye uygun görüyor musun Valla demiş. reklam geliri olsa da Olsa yani olsa. host ücretlerini ödedikten sonra arta kalan ücreti forumcak bölüşsek yani. Ciddi sorusu da forumdaki genel Türkçe katliamı ile ilgili olarak görüşleri nedir Ben acaba? onu anlıyorum. Biraz takıntılı bu konu. Takıntılı doğru bir tanım değil belki ama bu konuyu önemsiyor. Ben Ben de işte önemsiyorum. daha soru eklerini ayrı yazdıramıyorum. Noktayı virgülü o kadar çok düzenledim ki zannedersem sorunun devamından rahatsız olmuyorum demiş. Yok, en basit hataların beynine kanser çattık tek kişi ben miyim demiş ki ben de varım o söyleyeyim. Ben o kadar çok nokta virgül soru ekine ayırıyorum ki nokta virgül düzeltiyorum ki artık Ki'nin D'nin yazılımını görmüyorum bile. O neyse. Görüşümü belirtmeyeceğim. Egemen sormuş. Egemen Çeken. İleride foruma kendini ifşa etmeyi düşünüyor mu? Düşünüyorsa yapılacak olası bir buluşmaya katılır mı? Ya bir forum zirvesine sürpriz kalsın bu ifşa durumu. Yani kapşonla gelip kapşonu çıkarma falan böyle. Rey Mysterio maskesiyle. İşler karışsın. Linç ederler o maskeyi çıkardığında. Ege sormuş. Ege Yürüten. Seven o zamanlarını özlüyor musun demiş ki. Ya tabii güzel insanlar, güzel anılar bıraktık gerçekten. Özlenmemesi elde değil güzel anıların. Yani nerede olursa olsun. Michael Gabriel demiş sizce forumun en verimsiz, en berbat senesi ne zamandı? Ya berbat denmez ama en aktiflik düşük olarak ben 2013'ün sonbahar ayını söyleyebilirim. 2013'ün sonbaharı. Tabi orada bir gene bir yönetim planlaması yapıldı. Tabi Bir yenilenme 2014 süreci gibi bir şey aslında. tabi 2014'ün mesela tüm zamanların en aktif senesi bu seneyi saymasak 2014. Neden? Çünkü o 2013'te dibi gördüğümüzde sonbahar aylarında yapılan bir yine yapılanma 2014'teki aktifliği getirdi. Evet. Güzel. 2013'ün sonu o zaman. Mr. Bean sormuş. Forum kurulduğundan beri pişman olduğu şeyler yaptı mı? Yaptıysa ne yaptı? Güzel bir soru. Pişmanlığı kabul etmek de özür dileme kadar büyük bir erdemdir ama şu an pişman olduğum bir şey hatırlamıyorum. Galiba bir defa sarhoşken gece konusunda saçma sapan şeyler yazmıştım. Onu söyleyebilirim. Hatırlamıyorum yani yazdığımı bir gün sonra alıntı yapılan mesajlarda görmüştüm de. Bu dediğim olay çok eski ama 2-3 sene önce. Yani Bir 3-4 drinker. sene önce. Bir drink aynen. Yani onu diyebilirim. Doktor yine sormuş da biraz şaka sorusu gibi. Forumun en büyük katkı sağlayan üyelerinden Ahmet Eren hakkında ne düşünüyor demiş. Sanırsam gelen trollerden Ahmet Eren olduğu düşünülüyor. Biz Ahmet Eren'le birebir sürekli şeydeyiz, iletişim halindeyiz. Çünkü iletişim koparsa artık yönetemezsin, Değil mi? kontrol altına alamazsın. Ben Ahmet Eren olduğunu düşünmüyorum o arkadaşların. Ahmet Eren'in de şu an problem çıkaran bir insan olduğunu da düşünmüyorum. Zaten üyeliği banlı zannedersem. Bir soru daha gelmiş. Şey yani The Hitman'dan. Deneme moderatörlerin bile başlıkta önceden yazılanları okumayıp aynı sorunun lacivertini sorması gibi bir durumlar hakkındaki duruş nedir? Bir başla aynı şeyin 20 defa yazılmasına izin verilmesinin sebebi nedir demiş. Bu bir eleştiri sorusu galiba. Büyük ihtimalle. Konuyu anlamadım. Tekrarlar mısın? Şey, ben sana aslında özetleyeyim olayım. Mesela bir soru geliyor. Atıyorum X kişisinin rakibi kim olur diyor. Evet. Birisi mesela Y kişisini söylüyor. Evet. 15 kişi aynı kişiyi yazıyor sürekli. Hiçbir görüş Yaptılar. belirtmeden. Y. Anket mi bu yoksa Yok mu? sorular konusunda açın? Yani Sorular mesela işte kategorisinde açılmış bir konu mu? Yoksa mesela anket mi dolduruluyor? yok anket değil yani mesela işte bir güreşçi var diyelim atıyorum Heath Slater'ın rakibi kim olur diyor o da diyor
İşte ne bileyim, Bo Dallas diyor. 35 kişi Bo Dallas yazıyor mesela. Hiçbir görüş belirtmeden. Ya mesajı kopyalıyor diyorsun. Aynen. Ya da görüşünden feyiz alıyor mu diyelim. Öyle mi diyelim? Ya şimdi şöyle bir şey var. Eğer anket dolduruluyorsa o zaten anket konusudur. Yani anket dolduruluyordur. Ankete cevap veriliyordur. Ancak sorular kategorisinde açılmış bir konuysa tabii ki görüş belirtmesi gerekir. Zaten forum kurallarına aykırı bir durum söyledin ama deneme moderatörleri de getirilen eleştiriyi anlayabilir arkadaş. Sonuç itibariyle 4 tane deneme moderatör var. O 4'ü de seçilmeyebilir. 4'ün 3'ü de Aynen. seçilebilir. 4'ün 2'si de seçilebilir. 4'ü de seçilebilir. Yani Deneniyorlar. göze girmeye çalışma durumu, bir açlık var tabii. Kendini ispatlamaya çalışma durumu mutlaka var. Bu anlaşılabilir bu durum. Konu açmaya çalışmaları anlaşılabilir bu durum. Ancak dediğim gibi sorular kategorisinde açılmış bir konuysa ve görüş içermeyen bir yorum varsa buton kullanıp görüş içermediğini söyleyip işleme sokabilir yani. Eğer işlem yapılmıyorsa da gelip benle de konuşabilir veya Alp yönetim kurulu başkanımız Alp ile konuşabilir. Biz aynı zamanda mesaj sayısını, konu sayısını, aktifliği, üye sayısını arttırmaya çalışıyoruz yönetim olarak fakat kaliteyi de yorum kalitesinde düşürmemeye özen göstermeyi anlayışımız var yani. Bu konuda duyarsız değiliz. Sıradaki sorumuz. Ya ben mesela bir tane sorular kategorisinde konuya girdim. Gayet uzun cevaplar var yani. Sizce Sami Zeyn mi seviyesinde olmalı mı konusu? Mesela konu sorusundan uzun cevaplar var. Yani olabiliyor tabii. Yani bu Şu an aslında hayır genel bir şey 10 aslında. yorumunda onu böyle yani bir algı değiştiremediğimiz bir algı mı var bilmiyorum. Yani şu anda görmedim böyle bir şey. Çok hani şu aralar online'da aktif de değildim mezuniyet ve diploma işlerinden ötürü de. Bir sorun görmedim. Görüyorsalar buton kullanabilirler. Evet. Platufan'dan gelmiş. Forumu kurarken zorluklarla karşılaştım mı? Ya teknik konularda zorluklarla karşılaştık tabii. Yani sonuçta yazılım veya bilişim çok uzman olduğum şeyler değil. Alanımızla ilgili değil. O konularda saçmalık, ya zorluk yaşadık. Düzeltiyorum. Tamam, o zaman sıradaki sorumuz Jerry Spy'dan geliyor. Kendini Recep Tayyip Erdoğan'a benzetiyorum demiş. Şimdi istikrar açısından mı yoksa diktatörlük açısından mı yani? Yok. Direkt yani. Sen iki Direkt türlü de yorumla. O iki zaman. türlü de yorumlarsak yani diktatör olma amacında bir insan değilim yani. Bırakıyorum artık. Şeyler başka insanlar yönetsin. Yeni insanlar, Bakanlık yeni sistem. fikirler. Başkanlık sistem. Yok. İstikrar açısından tabii ki yani. Cumhur reisimizden geri kalır bir yanımız yok. Numan sormuş. Beni niye moderatör yapmıyorsun Yok. öyle? O benim sorum. Şey. Ha. Seven canımın içi. Seven'ın attığı neye ilk mesaj attığın kişilerden biri ben olduydum. Ney? Şey. Seven'ın attığı neye ilk mesaj attığın kişilerden biri ben olduydum diye sormuş. Ha, gene kendine pay çıkarmış bir yerde. Eski adam. Evet. Eski olmak bir şey kazandırmıyormuş. Açıklasana. Yani lafa değil icraata bakarız. Hoppa. Ben Bana da geldi. Recep Tayyip Erdoğan şeyi yapalım. Madem benzetiliyoruz. Yani. Ey. Alper Müzey'nin. Geçen sene de böyle bir şey hatırlıyordum. FIFA 2008'de neden Barcelona? Barcelona ben 2000 FIFA 2005'ten beri Barcelona'cıyım ya. Hala Barcelona ile oynuyoruz mesela hala oynuyoruz. Adımız başka bir şey çıkıyor zaten. FIFA'da PES'te. Sen PES 13 falan da oynuyordun şimdi. Yok PES 13 değil, FIFA 15'im var ya. Adamlık işte bu. O 15 miydi Arda Turan'ın kapağı oldu? 16. 16. Sonuncusu. Galiba 16 var. Yo, geçen sene aldım. FIFA 15 var. Ya Türkiye'den birini koyacaklarsa Arda'yı koyuyorlar zaten. 15 de olabilir. Erdi sormuş. Forumu kaç TL satar? Erdi alıcıysa anlaşabiliriz yani.
Sorun değil. İyi o zaman. King of Famous Guy Fall listesi değişti mi? Fall O listesi neydi? fav listesine de bir açıklık getirelim. Ben Burak bilmiyorum. Can'la kimse bilmiyor ya, aramızda bir muhabbet. Burak Can'la aramızdaki en çok çekici bulduğumuz divalar listesi. Ya değişmedi, hala aynı. Hala aynı. Güzel. Leonardo Arroyo. VIP'ler için verilen paralar kime gidiyor? Nereye? Kime gidiyor? İşte dedim, Zor vuruyor dedi. aylık 95 lira, yani nereye gidebilir başka? VIP için gelen paralar da çok acayip bir para gelmiyor yani. Ayda bir iki kişi VIP oluyor. Bir kişi olsa 20 lira, iki kişi olsa 40 lira yani. Ne kadar karşılayacak zaten şeyi? Ya 1 lira ayda bir iki tane de çok şey olmuyor yani. Olmuyor Tamam. yani. 2 ayda bir oluyor VIP. Öyle bir akış yok. Ben bir alayım bari de sana bir faydam dokunsun bunca yıldan sonra. Eyvallah, eyvallah. Bekliyoruz yardımlarını. The Best and the Beard sormuş. Çok sıkı bir şekilde denetlediği sürece özgür ifadeden mi yanasınız? Denetlendiği sürece de olabilir. Evet. Yani çok sıkı bir şekilde denetlediği sürece özgür ifadeden mi yanasınız demiş. Yanarsınız mı? Ne demiş ya? Dur. Çok sıkı bir şekilde denetlendiği sürece Evet. özgür ifadeden mi yanasınız? Hani forumdaki Aha. Ankara'da diyor ki forum sıkı denetleniyor. Çok sıkı denetlendiğini Herkes özgür mü düşün. olabilir mi diyor. Ben çok sıkı denetlendiğini düşünmüyorum açıkçası. Mesajı. Peki. Çok sıkı denetlendiğini mi düşünüyormuş arkadaş? Yani büyük ihtimalle. Ya öyleyse diğer tarafta da şey diyor yani, görüş içermeyen yorumlar had safhada, niye ilgilenmiyorsunuz deniyor. Bilmiyorum, belki de bir algı yani bu. İnsanlar üzerinde bıraktığı algı yani. Ben çok acayip görüş içermeyen yorum olduğunu düşünmüyorum ya. Ya da yanılıyorumdur. O zaman sıradaki sorumuz geliyor. The Vital Element. Büyük ihtimal yanlış okudum. Ya bu Forumda arada adamın sorusunu cevaplamadık. Yani özgür ifadeden Cevap. yanayız tabii ki. Eyvallah. Forumda Saltan sistemi devam edecek mi diye sormuş. Bu sonda Artık oğluma random var. sağ. Ve Christian hakkındaki yorumlarını merak ediyormuş. Christian emekli şey. En sonunu serbest bıraktılar işte. Yani emekli reis. İş yapmıyor zaten. Ya o sık sakatlandığı dönemden sonra WWE'nin yaratıcı takımı ona güvenini kaybetti ne yazık ki. Evet. Mam seni soruyor. Hangi birey tercih ediyor diye. Reklam, reklam, reklam. Work Gold. Ha, girdi bana. Evet işte. Tamam var. Sıradaki soruya geçiyorum. T Rüzgar Efe Nuri Çenet yani T Rüzgar Efe sormuş beni seviyor musun demiş. Evet, herkesi seviyorum demiştim ben de. Niye bu sevgi mi göstermiyorum acaba üyelere ya? Çok sert bir adamsın. Yo, herkesi seviyorum. Sert değilim zaten, şu konuşmadan sonra bütün kalbim Trollere çizildi muhtemelen. karşı kimleri ön cepheye koyacaksın? Savaş falan var herhalde. Troller saldırılarıyla ilgili bir şeyler söyledik ya. Ön cepheye koyacaksın herhalde. Troll saldırılarıyla ilgili şeyler söyledik. Tabi Caner'i koyacağız canım. Ben Numan'ı, seni, bütün değersizleri koyacağım yani. Peki. Ne zaman rap alacağım ben diye sormuş ki bir senede benden çok rap almış. Ben 5 senede aldım rapten fazlasını almış. İlginç bir soru. Gerek yok boş ver. Neden hala haftanın üyesi yapmadın beni demiş bir de. Efendim? Dinlemiyor mu? Söyle, bir Batu falan gelmiş galiba foruma. Söyle sen. Neden hala haftanın üyesi yapmadın beni demiş. Ha, affetsin beni. Adam o kadar bir senede 6K tweet atmış yani arada. Çocuğa bakın. Tamam. Ne Ciddiye güzel. alıyoruz bu konuyu. Ryback Rules sormuş. Hocam 6 yıl önce forum açtın. Peki 7 sene önce güreş izlerken herkesin yorumlarını merak ediyor muydun? Yani güreş konuşmayı daha çok keyif duyduğum iş olduğu için forum açtım.
Peki. Tam patron sorusu. Meraktan. Moneymaker sormuş. Hı. Forumun C panel, C panel, FTP ve bilmiyorum ki oğlum. Evet. FTP bir de database bilgileri neler demiş. Formla ilgili bilgi almaya çalışıyor. Hacker adam. Bilgileri derken kullanacağı da şifre falan sormuş galiba. Onu söyleyemem. Ama Formun, aynen formun data bilgilerini falan istiyor. admin şifrem gibi şey değil yani. 1 2 3 4 5 6 değil yani. Yalan söyleme. Geçen gün 1 2 3 4 5 6 7 8 9'du benim admin şifrem. Geçen gün biri değiştirmiş işte, mesaj falan yazmış da. Sonra değiştirdim, birazcık zor bir şey yaptım. Sonuna QWE ekledim. Bu arada forumda parayla VIP olamıyor muyuz gibi anlamsız. Ne? VIP ya, bilmiyordur anlamsızlıktan ziyade. Gerçi aynen VIP yeni üye, saygılar, özür dilerim. parayla oluyor yani VIP zaten. Paracıkları sayıyoruz, bize gönderdiğiniz para. Sayamadan geri veririz ama forma. Evet, kısa Neyse. bir süre. Yolda. Benim memleketlim quizcik sormuş. 6. yıla özel beleş VIP dağıtabilir mi? Zaten para 6. kazanmıyoruz. yılı özel beleş VIP. Beleş nick değişimi şey yapıyoruz. Yetmez mi? Değil mi? Yetmez ya. Yetmiyormuş. Bir gün bir soru daha. Benim uykum geldi artık. Michel Gabriel sormuş. Eğer günün birinde forum işlerinden sıkılırsa ne yapmayı planlar? Ya sıkılmaktan ziyade artık yoruluyor, bir süre sonra inzivaya çekilme isteği oluyor insanda. Ben de onu yaptım zaten. Yönetim kurulu ve onun altında işleyen çarklar dönüyor yani, bir şekilde çeviriyoruz. Ben müdahil olmuyorum yani herhangi bir şeye. Yönetim toplantılarına katılıp bir delegeymiş gibi fikir beyan edebiliyorum bazen. Jack Reacher sormuş. Adil bir cevap istiyormuş. Quaresma mı? Nani? Buyur. Efendim? Jack Reacher sormuş. Adil bir cevap istiyormuş. Quaresma mı? Teknik kalite olarak Quaresma, takım oyunu olarak Nani. Güzel cevap. Formu bırakma ihtimali var mı demiş. Zaten artık bunu 13. falan. Evet, çok sordu. Şey Respect Sina falan sormuş. Foruma etiketleme sistemi yeniden gelecek mi demiş. Gelmeyecek. Zaten forumun şu an çok kez çökmesine sebebi database error vermesinin sebebi database error vermesinin sebebi zamanında etiket sisteminin forum veri tabanında açtığı yaralar. Ben geri gelmiyor. Ha. Şafak sormuş. Üyelere forumun herhangi bir reklamlarıyla başka bir yoldan para getirisi olmadığını ve olmayacağını ne zaman söylemeyi planlıyorsun? Söyledik. Galiba. İnsancıklar sorup duruyor çünkü zengin sanıyorlar falan. Demiş. Evet. Geçiyorum bunu. John sormuş. Evet. Forum için ne fedakarlıklar yaptı? Server ücreti ödedi, saatlerini ayırdı. İşte özellikle geliş, başlangıç ve gelişme dönemlerinde birçok kez yaralı yönetimi, hani kanadı kırılmış yönetimi yeniden yapılandırdı ve onlara yol açtık. Uğraştık yani, çaba verdik ve forumu 6. senesinde bir şekilde getirdik ya yani. Ve son sorumuz artık. Best Word sormuş. Forumdaki bu kitleyi bir araya toplayabilmek için hangi yollara başvurdu? Ya bir şey yapmadık işte, dediğim gibi yönetimin var, belli bir planları var, belli bir daha önceden geliştirilmiş stratejileri var. Bu kendilerine çizdiği yolu yürüyorlar ve hem aktiflik hem üye sayısı hem forum içi kaliteyi arttırma hedefinde çalışıyorlar. Bir de Seven'ın attığı millete mesajdan attığın forum linki var Ya o. Oh. ben, o tamamen şehir efsanesidir, onu söyleyeyim. Ben onu forumun ilk kurulduğu gün yapmışımdır. İkinci gün yapmamışımdır, onu söyleyeyim. Diğer arkadaşlar devam etti.
Ben gün her üyeye psikopat gibi hadi güreş Türkiye'ye gel, hadi biz başka forum kurduk, senin yorumlarını beğendik. Bebelerin olmadığı bir forum. Manyak gibi yazmıyordum yani. Ama yazan arkadaşlarımız vardı. Hatta Seven Note tema değiştirdikten sonra bizim foruma gelen birçok üye olmuştu. O Seven Note'un tema değiştirmesi bize çok yaramıştı. Berbat bir temada. Hatırlarsın. Hatırlar mısın değil mi o yeni Yani temaya geçişi? günde 500 tane konu açılıyor. 3 tanesi gözüküyor en başta falan. Ha yani. Saçma sapan şeylerdi. Artık yayınımızın da son şeydi bu. Kapatıyorum. Kendine iyi bak. Görüşürüz. Güzel bir yayın oldu. Bu işi de gelenekselleştirdik galiba. Ha. Kaçıncı? Bu ikinci sene mi? Üçüncü İki. sene mi? Geçen sene bu sene. He, tamam artık her sene yaparız bundan sonra. Sene devam. Seneye görüşmek dileğiyle o zaman. Hadi. Altın Hoşçakalın. genç kutlu olsun. Bay bay. Kendine iyi bak.